Telafi eğitimimiz tüm hızıyla devam ediyor. Telafi, Senle telafi. beraber veri işleme, uzunluk ve zaman ölçme konularını teker teker halledeceğiz ve uzaktan eğitimde kaçırdığımız onlarca konuyu harika bir şekilde tamamlamış olduk. Hallederim hocam. Dolayısıyla hocam ya. binamızı inşa ederken, eğitim binamızı inşa ederken her bir adımı tamamlayarak ilerlemiş olacağız. Şimdi bugün göreceğimiz konu başka. Araştırma sorusu yani veri iş konusunda en önemli şeylerden bir tanesi ilk başta soru sorup veri topluyoruz. Ne alakası var abi? evet hocam. bu da güzel bir soru gerçekten. Burcunuz senin burcun ne evladım benim? Sığır hocam. Tebrik ederim. Senin manda. Öyle bir Burç yok evladım öyle bir şey yok. Annem öyle dedi. Var. Senin yükselenin manda gerçek burcun sığır dedi. Tebrik Doğum göre öyleymiş. O sana bir iltifat etmiş. Araştırma sorusu sıklık ve çetere tablosuna bakacağız sana beraber. Sütün grafiğinin ne olduğuna bakacağız. Uzunluk ölçme dediğimiz özellikleri nelerdir? İşte nasıl ölçülür? İşte hangi birimler vardır? Metredir, santimetredir, ona bakacağız. Çevre nasıl ölçüyor? Çevre ne demek? İşte dörtgenin çevresi, üçgenin çevresi, işte bilmem neyin çevresi. Aynı zamanda zaman ölçme birimleri. işte saattir, dakikadır, saniyedir. Aynı zamanda Yıldır, haftadır, ondan sonra aydır, bunlara beraber bakmış olacağız. Hadi bakalım o zaman. Şimdi dersimiz başlasın. Şimdi senle beraber veri işlemeye hazırsan başlayalım Tomuş. Hazırım hocam. Şimdi eğer bir gruptan veri toplamayı gerektiren sorulara, ee, bir gruptan veri toplamayı gerektiren soruları biz ne diyoruz Tomuş Amirim? Araştırma sorusu diyoruz. Tomuşum araştırma bak, mı yapacağız hocam? Araştırma sorusu dediğimiz şey belli şartlara e, sahip. Mesela en sevdiğiniz dizi hangisi? Bu bir araştırma sorusu olabilir mi Tonguç'um? Olur. Mesela bir sürü farklı cevap girebilir değil mi? Zenginlerin hayatını seviyorum hocam. <laughs> Tebrik ediyorum ben. seni. Evet onları ben çok seviyorum. Çok güzel, güzel arabalar, güzel kızlar, güzel erkekler. Aynen her çok var, değil değil her şey mükemmel hocam. E, hayat böyle orada çok güzel sanki rüyada yaşıyormuş gibi ama bizim hayatımız değil. O yüzden bunları izleyip de canımızı sıkmaya gerek yok. Birden fazla veri elde edilmeli tek kişiye sorulmamalı, tek cevabı. Yoksa. Mesela ben sana sorsam, ya e, sınavlar hakkında ne düşünüyorsun desem, tek sana sorsam, tek sana sorsam, bu bir araştırma sorusu olmaz. Tek cevabı olamaz. Mesela e, Tonguç Türkiye'nin başkenti neresi? Ankara. Bu bir araştırma sorusu olamaz. Çünkü tek cevabı var. Ya başka bir şey söyleyemez ki insanlar. Birden fazla veri elde edin. Mesela okulumuzdaki öğrencilerin tuttukları basketbol takımları nelerdir? Sen de araştırma sorusu olabilir mi? Olmaz. Olabilir. Niye? Bir tanesi evet. mesela der ki Fenerbahçe yuturum, Bir tanesi Galatasaray yuturum, Bir tanesi Beşiktaş yutuyor. Bu olabilir. Dünyanın en kalabalık ülkesi hangisidir? Denilebilir mi Tom? Araştırma sorusu olabilir mi? olur. Hayır. Bu gerçekten doğu yani bellidir zaten. Yani herkes ne diyecek? Buna Çin diyecek. Başka bir seçenek yok ki. Yani e, ...birimsel olarak kanıtlanmış bir nüfus ölçümü bu. Dünya'nın en kalabalık ülkesi Türkiye değil mi hocam? Türkiye'nin milliyetin bakanı kimdir? açma sorusu olabilir mi? Olur hocam. Niye olsun evladım? Milyon ziyaretçiler çıkışında yer alamayacak bir şey yok. Yani dolayısıyla tek bir cevabı var mı Son üç yılda Türkiye'yi ziyaret eden turist sayısı nasıl değişmiştir? Ha. Bu bir araştırma sorusu olabilir mi? Ha. Ha. Burada <laughs> Tonguç Eren Bey. Bilmediğim için ha diyorum hocam. Anlayamadım. Bak son üç yılda Türkiye'yi ziyaret eden turist sayısı nasıl değişmiştir Tonguç Eren Bey? Ya artmıştır ya azalmıştır. Bu da bir araştırma sorusu olabilir. Olamaz. Yani bu nettir, kesindir. Son üç yılda Türkiye'yi ziyaret eden turist sayısı zaten he, bilinen bir objektif bir gerçek. Ama tutukları bazı. Herkese göre farklı oluyor. Bak burada şimdi senle bir araştırma... Pardon özür dilerim. Eee... Dur bakayım. Ha çok özür dilerim, çok özür dilerim. Bu araştırma sorusu olabiliyor. Şimdi zaten bunu yapacağız seninle beraber. Neden araştırma sorusu olabiliyor? Beraber seni göreceğiz. Araştırıyoruz, göre... sonuçtan araştırıyoruz. Bak mesela son üç yılda Türkiye ziyaretten turist sayısı nasıl değişmiştir dediğimiz zaman... Mesela adam demiş ki bak 2018 yılında 70 bin, 2019 yılında 90 bin, 2020 yılında ise 54 bin. Yani farklı farklı yıllar var ya işte farklı farklı ha. cevaplar geliyor. O yüzden nasıl değişmiştir aslında bir araştırma sorusu olabilir. Bazen artıyor bazen azalıyor. Çünkü birden fazla cevap var. Son üç yılına göre 2018, 2019 ve 2020'ye bakacağız. 70 bin bak 2018'i buraya yazıyorum. E, grafiğimize, tablomuza. Ondan sonra 2019'u buraya yazdım. Sonra 2020'yi buraya yazdım. Yıllar bunlar değil mi? Turist sayısına bakalım. Burada 70 binmiş Tonguç Eren Bey. 2019'da 90 binmiş. 2020'de Tonguç Eren Bey 54 binmiş değil mi? Dolayısıyla burada işte üç farklı cevap geldi mi? Geldi. O zaman bu bir araştırma sorusu olabilir. Şimdi nasıl değişmiştir anlayabilir misin? Bakalım. Anladım. Burada ne olmuş? İlk başta artmış. Sonra ne olmuş Tonguç abi? Azalmış. Zaten 2020'de e, azalması normal. Çünkü hiç kimse artık gezemiyor. Herkes evinde, değil mi Tonguç? Abi? Herkes evde hocam. Harikasın. Tebrik ediyorum Şimdi geldik çetere tablosunu nasıl yapmaya? Tonguç'un hafta içi günlerde çözdüğü matematik sorusu sayısı, e, sorusu sayıları sırasıyla 12, 4, 15, 9 ve 8'dir. Buraya kadar aldık mı Tonguç? Anladım hocam. Şimdi senle beraber bu Benim çetere mi tutuyorsun? Çetere tablosu. tabusuna tablosuna şunu unutma. Şimdi bak, şimdi Tonguç'un um bak. Bu çetere tabusuna bir demek. Bu iki demek. Zaten çok basit ya Roma rakamları. Buna 3 demek. Bu dört demek. Tam bunlar dört tane çubuk dört demek. Ama bu kıl işte. Bu bak bir, iki, üç, dörtten çok bir de ortadan böyle bir tane çizgi geçiyor. Bu da 5 demek Tonguç'um. Gerçekten kıl bir şey biliyorum. Ama beşi böyle sayıyoruz. çetere tablosunda. Mesela bak, pazartesi günü e, ne yapmıştı adam? 12 tane çözmüş değil mi? Hemen 12 iki tane sayalım mı bak? Hatta ilk başta şeyden başlayalım ya. Ee, Salı'dan başlayalım. Salı dört tane değil mi? Bir, iki, üç, dört. Buraya kadar anladık mı? Anladım hocam. Süper. Ee, mesela e, şey... E, Cuma sekiz değil mi? Cuma sekiz. Bak. Bir, iki, üç, dört. Artık bir daha gidemem. Çünkü Aa. en fazla... Be bak. Sonra beş. Sonra... Çay borusu 6 gibi 8 Altı, yedi, sekiz. Bak. Bu beş, bu da üç. Toplam kaç etti? Sekiz etti. İşte kıllık burada. Mesela perşembe dokuz tane değil mi? Hemen sayıyorum bak. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz. Al sana şekilde işte. Yani en fazla bu çizgilerle dört tane yazı yayını yazabiliyorum. Sonrasında üzerine çizip beşe çıkarmam gerekiyor. Mesela çarşamba kaçtı? On beşte. Bak. Bir, iki, üç, dört, beş, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Al Çok zikli oldu hocam. 12'yi ya. yapalım. E, ee, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Al şey bitti sana. Dolayısıyla Hı hocam, çetele zevkli. Bu kadar zaman. aynen gerçekten de hani böyle hapishanede çıkan. <laughs> 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 hapishanede duvarlarında. <laughs> çıkamayan. <laughs> ben e... okul duvarlarına yapıyorum hocam. Teneffüse çıkamadım. Her bir dakika için tene tutuyorum. Aynen böyle. Aynen mesela okul duvarlarında da bunlar çok vardır. <laughs> İnsanlar hapishanede Daltonlar diye bir çizgi film vardı eskiden. Evet hocam. hocam Daltonlar da mesela hapishanenin duvarına mutlaka bunları yaparlardı. Böyle yüz binlerce çizgi vardı. Hep bu şekilde. Aslında günleri sayarlardı. Ama onlar artık nereye sayıyordu? Yılları sayıyordu. hocam. Of. Evet, Şimdi geldik sütun grafiği oluşturmaya bakalım. Bir kargo şirketi haftanın İlk dört günün sırasıyla 15, 10, 15 ve 20 bin kargolamışım. Maşallah. Bu arada kargolar bu aralar çok yavaş geliyor. Biliyorsunuz Neden? Mi? Için Salgından hocam. Salgından dolayı ...hay e, bütün gerçekten global olarak ha. dünyada da böyle bir problem var. Onu da söylemek istiyorum. Şimdi sütün grafiğinde sayılar ve sütunlar arası mesafeler eşit olmalı. Şimdi sütün grafiğinde sayılar ve sütunlar arası mesafeler eşit olmalı Tonguç'um. Bak burada e, sütün grafiği çizeceksek biz 15 bin, 15 katlı, 10 katlı, 15 katlı ve 20 katlı apartmanlar çizeceğim. Ne demek biliyor musun? Pazartesi günü 15 değil mi um? Evet, Pazartesi hocam. günü, Pazartesi günü verimiz 15 olduğuna göre öyle bir apartman çizeceğim ki buradan başlayacağım apartmanımızı. Hop, 15. kata kadar çıkacağım. Görüyor musun bak? Bu apartmanım mor apartman. Kaçıncı kata kadar çıktı? 15. Süper. Salı günü 10 kat, 10. kata kadar çıkacağım. Bak buradan böyle çıktım. Hop, hop, Of 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 of. Buradan artık 10. kata kadar çıktım. Yüksekliğine bak apartman. Ben bunları hep apartman olarak görüyorum. Yani sütun grafiği değil de apartman grafiği diyebilirim ben buna. Çarşamba günü e, kaç kata kadar çıkmış? 15. kata kadar çıkmış tekrar. 15. kata kadar tekrar çıkıyor Tonguç Eren Bey'im. Çarşamba günü bak aynı apartman. Perşembe günü ne olmuş 20 kata kadar çıkmış. Maşallah var gerçekten de. 20 katlı bir apartman bir gökdelen çiziyorum gerçekten de. O inanılmaz yüksekmiş. Şimdi işte burada şunu unutmayalım. Sayılar ve sütunlar arası mesafeler eşit olmalı. Yani buradaki mesafeler eşit olmalı. Ve Tonguç Eren Bey'im sayılar arasındaki mesafeler eşit olmalı. Bunu da unutmayalım diyoruz. Ve süper bir şekilde sütun grafiğini oluşturduk. Burada bin buraya yazdım biliyor musun? Bak bunu okurken 10 diye okumayacağım, 10 bin diye okuyacağım. Bu noktada 15 diye okumayacağım, 15 bin diye okuyacağım, onu da sorayım. Şimdi, e, şimdi sizinle beraber sütun grafiği oluşturmaya bakacağız. Sütun grafiği oluşturmadan ne oldu? İlan dikmek demek. Sanki bir şehir inşa etmek gibi. Mesela bak günler demiş, yürüyüş mesafesi demiş. Birinci gün, ikinci gün, üçüncü gün, dördüncü gün, her gün teker teker yürüyüş mesafesini vermiş. Tabii bu aralar yürüyemiyoruz. Evimizde belki yürüyüş bandı falan varsa da yürüyebiliriz. Onun dışında yürüyebiliriz. yürüyüş bandı var mı hocam? Hayır yok ne yazık ki ama. Ama olsaydı yürürdüm. Ama evimin antresinde sürekli git gel, git gel yaparak yürüyüyorum. Her yer toz oluyordur hocam. E, şeyimi, e, egzersizlerimi tamamlıyorum. Sporcunun günlere göre yürüyüş bu arada herkes evladım benim ellerinde bitki çayları böyle benim gibi sağlığını korumak için ne yapıyoruz? Bitki çayları içiyoruz ki sürekli böyle içine limon. Bol Şimdi aslında birinci gün, ikinci gün, üçüncü bütün günleri vermiş bize. Birinci gün dört kilometre yürümüş. İkinci gün sekiz Bak bu tablodan bunu anlayabiliyor muyuz Tomuç Şimdi ben bu tabloyu aslında bir grafiğe çevireceğim. Bu grafikte de iki tane şey var Tomuncuğum. Böyle bir böyle bir şey var, yatay bir şey var. Böyle bir de dik, dike doğru giden, yukarıya doğru giden bir şey var. Şimdi Tomuncuğum, bu yatay şeyde bir iki üç dört günleri yazdım. Bu dikey şeyde Tonguç Elan benim. Aslında bak 4, 8, 12, 16, 20 diye kilometre yani mesafeleri yazdım. Adam birinci gün 4 kilometre yürümüş Tonguç'um. O zaman diyorum ki Birinci günün olduğu araziye dört katlı bir bina dikiyorum ve buradaki yükseklik zaten gözüküyor değil mi? Buraya kadar bir bina dikiyorum. Buraya kadar aldık mı? Alalım hocam. Bak sütunumuzu çizmiş, binamızı dikmiş olur. Dört katlı olduğunu görebiliyor musun bunun? Evet Çünkü hocam. Çünkü dördüncü kadar, kadar çıkmış. Sonrasında diyorum ki yahu e, hemen devam edelim ve e, ikinci günün binasını dikelim. İkinci günde sekiz katlı bir bina dikiyorum. Sekize kadar çıkıyorum ve artık kesiyorum donu Buraya kadar aldık mı? Bu da sekiz katlı bina. Sonrasında Tonguç Erhan Bey üçüncü güne de on altı katlı bir bina dikiyorum. Bak bak bak. Buradan başlıyorum. Yukarı kadar çıktım. On altıncı kata kadar çıktım. Sonrasında bu binamızı dikmiş olduk mu Tonguç Erhan Bey? Evet i̇şte hocam. bunlara biz sütun diyoruz. Sonrasında Tonguç Erhan Bey dördüncü günde de on iki katlı bir bina dikiyorum. Hop 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 Bak al sana dördüncü gün diktiğim bina. İşte ben bu çizdiğim grafiğe sütün grafiği diyorum Tomuş'um. Aslında bu kadar keko bir konu. Gördüğün gibi hani çok da fazla bir şey yok aslında. Şimdi bir de grafiği yorumlama var. Yandaki grafikte bir çiketin ilk üç aydaki kar miktarları verilmiştir. Bak Ocak, Şubat ve Mart. E, buna göre verilen boşlukları dolduralım demiş. Hmm. Arkaya doğru ilerleyelim. Boşları dolduralım. Şirket en fazla karı. Sosyal mesafeye dikkat etmeyelim. Herkes birbirinin yanına otursun. Şirket en fazla karı Şubat ayında yapmıştır. Bakalım hemen. Şirket en fazla karı Şubat ayı. Evet doğru gerçekten de bak. Bak burada ben bunları apartman olarak görüyorum değil mi sana Tomuş'um? Bak Ocak apartmanına bakalım mı? Ocak apartmanı dokuzuncu kadar kadar çıkmamış. Üzerine dokuz yazıyorum bak bu Ocak apartmanı. Mantıklı. Dok Şubat apartmanına bakalım. 15 katlı olduğu için 15 yazdım. Mart ayı apartmana bakalım 12 katlı olduğu için 12 yazdım. Sonrasında bak bunlara artık bakmama gerek kalmayacak. O zaman bak bu bin yazıyordu ya 9 bin, 15 bin ve 12 bin demek aslında. Şimdi diyor ki Şubat ayındaki kar miktarı Mart ayındaki kar miktarından Şubat Mart'tan kaç kat kaç kat fazla tonguş aramaya ulaşacak? 15 12 3. 3000 TL daha fazla. Bunu da anlayabiliyoruz. Muhteşem. Her şimdi geldik. Yatay olarak da çizebiliyoruz. Yani demin böyle verdiğimiz şey vardı ya Tonguç. Evet hocam. Artık yatay çizmiş olalım. Aa. Perşembe, cuma, cumartesi, pazar. O zaman yani yine apartman yöntemini Apartmanlar kurtaralım. bu sefer yatay apartmanlar ama uzay yolu. He, ondan sonra yapma Şöyle çevireceksin ve bitti işte apartman işte bak. Hemen ne yapıyoruz? Bu apartman kaç katlı perşembe apartmanı? 18 katlı. O zaman bunu üzerine 18 yazdım. Peki Tonguç cuma apartmanı kaç katlı? 24 katlı. 24 yazdım. <laughs> Cumartesi kaç kattı? 30 kattı. O zaman 30 yazdım Tonguç Erhan buna. <laughs> Pazar apartmanında 24 kat değil mi Tonguç? Um? Evet hocam. Ha, bunları yazdıktan sonra artık, artık gereken şey şu. Hemen bakalım. Sütün grafiği veren Kerim'in dört gün boyunca okuduğu kitabın sayfası vermemiş. Tamam ya olay. Doğru mu yanlış mı? Kerim'in dört gün boyunca okuduğu sayfa sayıları farklıdır. 18, 24, 30, 24, ya bunlar birbirle aynı. Evet. O zaman bu yanlış diyorum Tonguç abi. Kerem toplamı 90 sayfadık. O hemen bakalım. 18, 24, 30 ve 24'ün toplamı kaçtır? Ee, bu ikisinin toplamı 48. Bu ikisi de 48. 48, 48, 98, 96. Evet bu doğrudur Tonguç Eren Doğru yazıyorum. Süper. Perşembe ve Cumartesi günlerinde okuduğu toplam sayfa sayısı. Perşembe ve Cumartesi günlerinde okuduğu toplam sayfa sayısı. Yani 48. E, ee, Dört gün boyunca okudu toplam sefer sayısının yüzde ellisine yani yarısı demek değil miydi yüzde ellisi Evet hocam. Ha yarısına işte bakalım 48 96'nın yarısı mı 96'yı ikiye bölünce gerçekten 48 çıkıyor. Dolayısıyla bu da doğrudur Tonguç Eren Bey muhteşem bir şekilde ve aynı şekilde devam ediyoruz. Klas bir soru seninle çözelim mi beraber Tonguç Eren Bey? Bak oyuncular Rafael, Donatello, Michelangelo ve Leonardo. Aa, ve... Usta Sprinter. Aynen Usta Sprinter'de. Bir de April. Ee, aynen neydi bu Tonguç Eren Bey'im? Ninja, ninja Turtles. Mutan, ninja Turtles. Harika. Teenage Mutant Ninja Turtles. Evet, Teenage mut Mutant. Evet, Evet, şey öyle bir şey diyordu. Ya, öyle, öyle bir şarkısı şey şey vardı. Ee, yani Ninja e, Kaplumbağalar. Şimdi Usta Sprinter'ı da bak attığı başka sene Usta Sprinter'ı rahmetle anıyoruz. Harika. Diyoruz. Şimdi bu apartmanları hemen katlarını hesaplayalım mı? Hesaplayalım hocam. Bu 32 katlı değil mi Tonguç Hocam? Bunu anladık. Bunu göremiyorum. Allah A yazmış buraya. Buna göre a bu a ne yapacağız Tonguç'um? Hiçbir tanesi göre. Ha bu da 32. Özür dilerim. Bu da 32. Bunu da gördüm. Süper. O zaman diyorum ki bak Rafael 32'dir. O zaman bunu 32 yazamaz mıyım? Niye böyle bir şey yapmış ki adam? Ha burada vermiş, burada vermemiş. Görebiliyor musun Tomuç? Um? Michelangelo 32'ymiş. Michelangelo'ya da 32 yazarım. O zaman bu da 32'dir Tomuç'um. Peki e, şey Donatello 16'ymış. Donatello 16 O zaman bu A 16 değil mi Tomuç? Evet hocam. O zaman bak demek ki A dediğimiz şey 16'dır. Süper. E ee, VLAN sektör bu grafiği A B C'de sayılıyor. Aa ne yapacağım? O Şu sayı şey. acaba kaçtı ucum? 8 16 bilmem ne ve bilmem ne. Bak 8 8 ekle 16. 8 ekle 24. 8 ekle 32 değil mi? Aa. Demek ki 8'er 8'er atmış. Dolayısıyla buradaki B sayısının da 20 e, o şey o 24 oldu hocam. O zaman demek ki bu 24'müş. Bu da 16'ymış. O zaman diyor ki bak Leonardo dediğimiz şey aslında 24'müş Tonguç Eren Bey. O zaman hepsini bulmuş oldum. A dediğimiz sayı 16. 16. B dediğim sayı 24, sonra C dediğim sayı 32, sonra D dediğim sayı 32 ve E dediğim sayı da 24 şeklinde yazabilirim. Bu bir kere şunu unutmayalım. Bir gruptan veri toplamaya gerekten sonra biz araştırma sorusu diyoruz. Ve veri sayısı Tonguç benim birden fazla olmalı ki karşılaştırabilirim. Tek kişiye sorulmamalı ve cevabı tek olmamalı. Şunu unutmayalım. Yani tek kişiye ee, Tek kişiye sorulursa Tonguç Ermen tek cevap alırsın. Tek bir e, yargı alırsın. Öznel bir yargı olur. Ama biz genel bir yargı gerekiyor. Cevabı da tek olmamı unutmayalım. Sınıfınızın başkanı kimdir? Bir araştırma sorusu olabilir mi sence Tonguç Ermen'in sınıfın sınıfınızın başkanı? başkanı kimdir? Olamaz çünkü sınıfın başkanı zaten belli. Tek bir cevabı var bunun. Yani tek bir cevabı var. O da işte bilmem ne Ahmet bilmem ne. Sınıftaki öğrencilerin yapmak istedikleri meslekler nelerdi Tonguç o Araştırma sorusu olabilir mi? O, olabilir. olabilir. Çünkü birçok öğrencinin farklı cevabı olacak buraya. Araştırma sorusunu nasıl olduğunu bileceğiz. Bu mesela bunun kime ne soracağız? Bir sürü insana sorabiliriz değil mi? Sınıf ben saniye. popstar olmak mesela istiyorum. Mesela soruyorum. Enerji, şey soruyorum. Tebrik Biraz ederim. da sinerji. Evet harika. Ben de o şarkı çok seviyorum. Popstar evet. olmak istiyorum hocam ben. Popstar da Albert Greater. Sen evstar ol. Evstar yarışmamız da var bu arada. Aa evstar. Tebrik ederim. Şimdi sıklık tablosu ve çetele tablosunda mantık şuydu Tonguç. Hemen hızlı bir şekilde anlatacağım merak etmeyin. Zaten demiş ki dört gün boyunca Mehmet on, on yedi, on bir ve beş sayfa kitap okumuştur. Allah Allah. Ne kadar uzun. Hemen bunun tabusunu oluşturalım mı Tonguş? Oluşturalım hemen hocam. Tabus çok basit. Günleri 1, 2, 3, 4 diye sıralım. Sayfa sayısı zaten söylemiş. İlk gün 10 gün 10 sayfa okumuş. Sonra ikinci günde 17 sayfa okumuş Tonguç'um. Sonra üçüncü günde 15 sayfa okumuş Tonguç'um. Sonra dördüncü günde 5 sayfa okumuş. Buraya kadar tamam mı? Tamamdır hocam. Şimdi bunun çetele tablosunu yapacağız. Çetele tablosu dediğim şey de basit bir şey. Hapishane kaçkınlarının kullandığı bir şey. <gülüyor> <gülüyor> Hapishanede daltonlar vardı ya Tonguç Evet hocam. Daltonlar hapishanenin duvarlarına Tonguç Ben odamın yapıyorum hocam. Aynen, Çünkü duvarla, bu testlerden Bir, bir kadar... gün geçti, iki gün geçti, üç gün geçti, dört gün geçti. Beş gün, geçti. Beş gün diye böyle gitmez. Çünkü artık okumaya kafası karışıyor. O yüzden abi Bir de üzerine çizer. O zaman beş gün olur. Bak bir gün geçti, iki gün geçti, üç gün geçti, dört gün geçti. Bir daha bir tane daha bak toplamın kaç var? Beş, beş, on eder değil mi? Dolayısıyla bu şekilde sayarlar hapishanedeki adamları. İşte aynı onun gibi... ...mesela e, e, ben de beklediğim bir olayı sayarken, böyle sayalım Bir, iki, üç, dört... ...böyle beş, altı diye gidersem... Ben de çaycı çalışırken ödedim. ...şimdi okumak için burada kaç tane var? Burada okumak için kaç tane ee? var? Çok karışık ya, bir sürü okuma... ...bir sürü çubukları sayacağım. Mesela burada mı kaldım, burada mı kaldım? Çok karışık. O zaman bu beştir, bu beştir. O zaman diyorum ki... ...mesela on tane diyorum ya... ...bir, iki, üç, dört, beş... 6, 7, 8, 9, 10. İşte bu kadar. Mesela 17 yazıyor mı? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 10, pardon, of bunu yanlış 15, 16, 17. İşte burada, bak bunu yanlış yaptım. Çok özür dilerim. Burası böyle bir şey yok. Bunu attım on beş ve on yedi. Bak üç tane beş, bir tane de iki tane de e, e, bir 10, var. Bir on iki, iki, Şimdi on bire bakıyorum. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on, on bir. İşte bu kadar. Bak beş, beş, bir, on bir. Beş diyorum. Bir, iki, üç, dört, beş. İşte bu kadar. Çetere tablosu dediğimiz zımbırtı da bu kadar basit aslında. Şimdi asıl dananın kuyruğunun koptuğu yere geldik. Bravo diyorum sana. Sütun grafiği. Yani ben buna ne diyorum diyor musun Tonguç abi? Apartman grafiği diyorum. Apartman yönetimi... Ah, dananın Hayır tabii ki daranın kuyruğu kopmasın. Şimdi apartman bak. Doktor dört öğrenci sayısı. Öğretmen. Öğ öğre, öğrenci sayısı. Beş Burası ağ sınıfındaki. Öğrencilerin yapmak istediği meslekler. Dört tane arkadaşımız doktor olmak istiyormuş. Üç tane arkadaşımız öğretmen olmak istiyormuş. Beş tane arkadaşımız astronot olmak istiyormuş. 7 tane arkadaşımız bilim insanı olmak istiyormuş. Buraya kadar aldık mı? Ben film insanı olmak istiyorum. Dizilerde çok güzel para var. Aynı zamanda Zenginler Hayat dizisinde çok güzel araçlar Aa, var. Evet çok güzel. <laughs> çok büyük evler var. Evlerin ne havuzu kadar... bizim stadyum kadar. Nasıl olabiliyor anlamıyorum. Hayal kuruyorum ne, anlamıyorum bir türlü. Ne kadar Helikopterler, güzel. Helikopterler süper yerler. Harika. Evladım zaten adamların istedikleri de senin onlara özenmen. Sen de onlara özeniyorsun. Hocam Cumhurba ben o dizileri izlerken ağzımı su Babam ve annem sürekli siliyorlar ağzımız Evladım, yiyorum. Onlar bak tekrar söylüyorum. Onlara ağzının suyu akacağına derslerine ağzının suyu aksın ki bilim adamı ol, bir devlete millete hayırlı şeyler oluştur. Yani e, yatlar, katlar, arabalar, havuzlarla insanlığa katkı bulunman arasında dağlar kadar fark var. Dolayısıyla kendine e, o zevklerini Ben bilim insanı olmak istiyorum. Bilim söylüyorum. insanı olmak istemiyorum artık yeter. Ya, bak şu anda mesela kırılıyor dünya. Bir sürü insan telef oluyor. E, dolayısıyla artık paranın, paranın pulun da hiçbir önemi kalmadı. Herkes aslında oldu. Bak Fatih Terim bile hasta oldu ya. Yani, yani bir sürü dü dünya İngiltere Başbakanı bile hasta oldu. Tonguç Elal Olamaz. Yani, o koskoca İngiltere Başbakanı. Hayır mı? Olamaz. şöyle. Para insanı kurtarmıyor bazı Aa. şeylerde. Öyle bir şey yok. Şimdi e, doktor, öğretmen, astronot bilim insanı. Şimdi bak geldik doktor. Doktor dörtmüş. Dört tane doktor Erol Bey. Doktor Erol Bey. Mavi doktor yapalım. Tamam bak. Mavi doktor yapalım. Mavi doktor yapalım. Doktora dört katlık bir apartman çıkıyorum. Dördüncü kata kadar çıktım mı bu apartmanın? Süpersin Tonguç Ayla'da. Bak nasıl öldük ya? Bak dördüncü kata kadar çıktım. Kaçak kat Şimdi çıkamazsınız. Öğretmene kırmızı yapıyorum. Öğretmenlere kırmızı. Kaç tane vardı? Üç tane. Üç tane. Öğretmen az olmak istiyormuştu arkadaşlar. Tebrik ediyorum. Çok mantıklı. Evet tebrik ediyorum size. Hocam siz niye öğretmen evet. oldunuz? Evladım yani kader artık yapacak şey. KPSS'yi kazanamadığını Şimdi astronot dediğimiz şeyde beşmiş Donguç'um. Gerçekten astronot olmak isteyen Türkiye daha uzaya insan gönderemedi ama inşallah Büyük ilk uydumuz. Evet evet. ama o yapay uydu. insan yoktu içinde. Ha. Dolayısıyla bak şu. Uzaya ilk giden canlı benim arkadaşım hocam. E, o maymun da evladım. Evet, maymun canlı benim arkadaşım. Şimdi, son benim. turuncuyu da bak bunu ne yapmıştık bir dakika yeşil yapmıştık astronotu. Be beş katlı bir apartman diktim mi? Aa. Bak ne güzel yedi katlı şimdi gökdelen dikeceğim Donguç'um. Skyscraper. Turuncu bir gökdelen dikeceğim. Gerçekten de e, yani apart bilim insanı, bilim insanları gerçekten çok fazla. Hep, hepimiz, hepimiz bilim insanı olmak istiyoruz. Hepimiz bilim insanı olmak istiyoruz ama sen film insanı olmak istiyorsun galiba. Yani hocam bizler çok var abi. Dolayısıyla sütün grafiği çizmek aslında bu kadar basit. Yorumlayalım. Grafiğe Tonguç'un beş gün boyunca e, dersimiz başlayacak. 5 gün boyunca biriktirdiği para miktarları verilmiştir. Bak dikkat et. Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma. Ben bunu görünce hemen ne yapacağım biliyor musun? Apartman yöntemi yapacağım Tonguç'a. Apartman yöntemi nedir? Apartman yöntemi aslında bizim hayatımızı kurtarır. Şimdi ben bu apartmanı görünce kaç katlı bu apartman? Buradan hemen okuyayım. 30. Üzerine 30'u yazmam gerekiyor. Salı apartman, sarı apartman 50 katlı. O zaman buna 50 yazıyorum. E, çarşamba apartmanı 10 katlı. Perşembe apartmanı yine 10 katlı. Çünkü 10. kat. Bu cuma apartmanı 40 katlı. Bunları yazdıktan sonra iş bitti. Toplamda kaç tane beklemişim? Bunlara hiç bakmama gerek yok. 30 artı 50 Pazartesi 30, salı 50, ee, çarşamba 10, perşembe 10, ee, cuma 40. O zaman bunları topladığımız zaman bitti işte. Bu 50 zaten, 50-100 daha. E, da 140. 140 TL biriktirmiştir diyebiliriz. Mesela pazartesi günü biriktirdiği para, salı günü biriktirdiği paradan bilmem ne TL daha fazla mıdır az mıdır bakalım. Pazartesi günü biriktirdiği para yani 30 TL. Salı günü biriktirdiği paradan 50 TL'den. 20 TL daha daha azdır diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Peki bu azdır bu arada çok çirkin yazdım kusura bakmayın. Bilmem ne, bilmem ne günleri 10 TL biriktirmiştir. Hangi günler? Çarşamba ve Perşembe günleri. Çarşamba ve ...perşembe, çarşafı zamanı perişanlık diyoruz... ...mükemmel bir şekilde... ...süpersiniz, hepiniz harikasınız... ...gerçekten de bu zor günlerde bile... ...muhteşem bir şekilde... E, ...derslerimizi yapıyoruz, devam ediyoruz... Tonguç Çelen Bey'im ve o kalemlerin... E, ...tebrik ediyorum seni... E, ...aynısını yapacağım demiş, tebrik ediyorum... ...sen de yap Elif Özdemir'i mükemmelsiniz gerçekten de... ...hemen geldik, hangileri araştırma sorusu... ...5C sınıfındaki gözlüklü öğrencilerin... ...sayısı kaçtır, bu araştırma sorusu olamaz... ...çünkü bunun tek bir cevabı vardır, 26 bitti... Türkiye'nin en kalabalık şehri neresidir? Türkiye'nin en kalabalık şe şehri neresidir? Araştırma sorusu olmaz. Türkiye'nin en kalabalık şehri İstanbul'dur. O da bitti. Okuldaki öğrencilerin en sevdikleri spor hangisi? Bu olabilir. Bir tanesi basketbollar, bir tanesi futbollar, bir tanesi voleybollar. Hepsi birbirinden farklı olur. Günaydın diyorum hepinize. Hoş geldiniz diyorum. Hemen sana Kamile halam damda, Mehmet dayım camda. Merhaba merhabanın açıklamasını yapmak istiyorum sana Tomuş Ne demek Daha hocam? Olsan? Bir kere bu kilometre demek. Zaten bunları biliyorsun ama tekrar etmek istiyorum. Bu kilometre demek. Bu hektometre demek. Halam değil yani. mi hocam o? Hayır hektometre saçma ama. Bu dekametre tonmuş herhalde benim. Bunları not al lütfen bu çok önemli çünkü. Burası zaten bildiğin adi metre. Burası tonmuş benim desimetre. Bak desimetre diye adlandırıyoruz. Bu santimetre zaten çok kullanıyoruz bunu. Şu anda yanımda cetvel var ya tonmuş herhalde. Al sana bu zaten santimetre. Cetvelin boyu santimetre. 30 santimetrelik bir cetvel kullanıyorum şu anda ben burada. Bu da tonmuş benim milimetre dediğimiz birimler. İşte bu birimleri kullanacağız uzunlukları ölçerken bu toplam yedi tane birimi kullanıyoruz sonuç olarak. Mesela İstanbul Ankara'yı ölçerken ne kullanıyoruz? Santimetre. Yuh! Elhamdülillah İstanbul Ankara'nın arası 580 pardon 400 milyar trilyon santimetre falandır yani acayip saçmalama bir şey oluyor. Dolayısıyla biz ne kullanıyoruz sonuçum? Şehirler arası mesafelerde kilometre kullanıyoruz. Bahçenin kenar uzunluklarını kullanırken de kullanıyoruz Tonguç Eren Tabii ki kilometre çok uzun olur gelir. O yüzden de biz metre kullanıyoruz. Mesela 100 metre mesela 50 metrelik bir bahçe diyelim mesela. Bak burada metreyi kullandık. Sonra Tonguç'um kalemin boyunu gösterirken de kullanıyoruz. Al sana kalemin boyu. Buradan neyle ölçüyorum ben şu anda? Ee, bak 15 santimetre değil mi? Al sana bu kalemin boyunu ölçerken 15 santimetre diyorum. Dolayısıyla kalemin boyunda bu. Bahçede bu. Şehirler arası yollarda bu. Neyin nerede kullanıldığını bilmen, bilmen gerekiyor ilk başta. Sonrasında bu arada geldik işte basamaklarımıza. Kamile halamdan da, Mehmet dayım camdan merhaba merhaba. Merhaba. Tonguç Eren Bey, bir e, basamakları çıkarken diyelim ki sen buradasın. E, sen buradasın ve çöp adamsın tamam mı? Senin sırtında yükler var. Bu yüklerin her birisi aslında sıfırlar tamam mı Tonguç Eren Bey? Im? Sen yukarı doğru çıkarken ne yaparsın? Bu yüklerle çıkmaya, çıkmak ister misin Tonguç Eren Bey? Im? İstemem. Tabii kaşıyamam ki. ki. Kaşınıyor musun evladım? Bu kadar yükü niye yukarı çıkarırsın? Kaldıramam ki Her bir basamakta bir tane yükünden bırakırsın. İşte zaten bu merdiven basamakları veya bunu dağ tepesi olarak mı düşünemezsin? Her bir basamak yukarı çıkarken on ile böldüğümüz için bir tane sıfırımızdan kurtuluyoruz. Aşağı doğru inerken de Tomuş o bıraktığımız sıfırlar vardı ya. Evet hocam. Her bir basamak sana bir tane sıfır o bırakıldığı geri için geri geliyor. O yüzden aşağı doğru inerken de on ile çarpıyorsun Tonguç'um. Mesela bir örnek vermek istiyorum sana burayı tam anlamak için. Tonguç'um bir kilometre kaç metredir? Çok fix bir şeydir bu aslında ama hemen sana göstermek istiyorum bak. Buradan buraya gideceğim değil mi? Kaç basamak aşağı ineceğim? Bir, iki, üç. Buradaki sıfır aldım, buradaki sıfırı aldım, buradaki sıfır aldım. Toplamda bin metre oluyor Tonguç. Her bir basamak inişte onla çarp, onla çarp, onla çarp. O zaman üç defa onla çarpınca bin ediyor. Bir metre kaç santimetredir? Bir iki basamak aşağıya mı? Her bir onla çarptığımda on bir sıfır ekleniyordu. Dolayısıyla yüz santimetre olacak. Peki bir milimetre kaç santimetre? Yukarı çıkacak mı Tonguç? Evet hocam. O zaman ona bölmem gerekiyor. Al sana sıfır tam onda bir ediyor. Bir metre Aa. kaç kilometredir? Bir metreyi kilometreye çevirirken ne yapıyorsun Tonguç Eren Bey? Bir, iki, üç tane yukarı çıkacağım. O yüzden 3 defa ona böleceğim. Binde bir oluyor Tonguç bak. Onda bir, yüzde bir, binde bir oluyor. Ee, virgülümüz buraya geliyor. Peki gel seninle birazcık alıştırma yapalım ama öncesinde sana bir şey göstermek istiyorum. Herkes bunda çok takılıyor. Geçen dersimizde göstermiştim ama bir daha göstermek istiyorum. Çünkü bu virgüllü sayıları arkadaşların bir kısmı anlayamıyor. Ben de, ben de anlayamıyorum hocam. Ben de ondalık sayılarda gerçekten ben takılıyorum ben de. Ve sana da bu takılmamın sonucunu göstermek istiyorum. Bak Tonguç'um basamaklarda şöyle şöyle çiziyoruz ya. şimdi Tomuç uçalım Sana bir e, basamak şeyi çizeceğim. Diyeceğim ki burada mesela altı e, 6 olsun tamam mı Tonguç'cum? 62 olsun özür dilerim. 62 olsun tamam buraya kadar? Tamamdır hocam. Şimdi aşağı doğru inerken onunla çarpmam gerekiyor değil mi? Bir basamak aşağı inerken ne olur bu? 620 olmaz mı? Bir basamak daha aşağı in. 620 bir tane daha sıfır geldi. Bir basamak daha aşağı in. Bir tane daha sıfır geldi. 62 bin oldu. Peki yukarı çıkalım mı birazcık daha. Yukarı çıkarken 62'nin bir küçüğü nedir Allah'ını seversen? 63. Hayır bir küçüğü 62'den bir küçük ama ona böleceksin. Böl 6,2. 6,2 olur. Bir tane daha bölersen Tonguçum, 0,62 olur. Bir tane daha bölersen Tonguç'um 0,062 olur. Bak dikkat et işte her şey böyle oluyor. Mesela 62 metre 620 desimetre olur. 6200 santimetre olur. Alt 62 bin milimetre olur. Ve aynı zamanda 62 metre 6,2 dekametre olur... 0.62 hektometre olur ve 0.062 kilometre olur. Hocam km. bu sayfa çok güzel oldu. Elinizi çekerseniz ekran görürsünüz. Burası çok önemli. Yani normal bir sayı üzerinden göster. O zaman sana 340 yapmanı istiyorum. Bak hemen ilk başta bu tür bir birim çevirme olayı geldiği zaman hemen Kamile halam damda, Mehmet dayım camda, merhaba merhaba. O zaman Kamile halam damda, Mehmet dayım camda, merhaba merhaba. Hiç çizdik mi? Şimdi metreyi kilometreye çevireceğim. Yani buradan buraya çıkacağım. üç defa ona bölmem gerekiyor. Bak bir, iki, üç defa ona bölmem gerekiyor. Dolayısıyla 340 burada, 340 bir kere daha önce 34 olur, bir kere daha önce 34 olur, bir kere daha önce 0.34 olmaz mıları söylesen? Olur hocam. O zaman 0.34 kilometre diyorum. E 5.4, 5.4 kilometreyi dekametreye çevireceğim. Yani Pardon bunu eksik yazmışım. Bu dam olacak. Çok özür dilerim. Şimdi kilometreyi dekametreye çevireceğim değil mi? O zaman iki basamak aşağı ince. Bu kaçtı? 5,4 değil mi? Bir basamak aşağı 54 olur. Bir basamak daha aşağı 540 olur. Dolayısıyla 540 dekametre olur Tomucuğum. 0,6 dam. Yani buradayız 0,6 damdayız. Santimetreye gideceğiz. Buradan buraya gideceğim. 0,6 ise burası. Bu aşağı 6 olur. Bu aşağı 60 olur. Bu aşağı ee, 600 olur tonmusherem beyim. Al sana 600 santimetre diyorum. Farklı bir renkle devam ediyorum. 142 bin metre. Aman of. tanrım. O zaman bak, 142 bin'e geldim. Bir yukarı çıktım, 14.200 oldu. Bir yukarı çıktım daha, 1.420 oldu. Bir yukarı daha çıktım, 142 oldu. İşte o kadar. 142 kilometre diyorum. 12,4 metre milimetre çevireceğim. Hemen yapıyorum Eren benim seninle beraber. Gerçekten turuncu yapalım bu sefer. 12,4. 12,4. Metre ne içeceğim? Milimetre içeceğim. Bir tane daha indim. 124 oldu. Bir tane daha indim. 1240 oldu. Bir tane daha indim. 12.400 oldu Tomuç Eren benim. Görebiliyorsun durum varım. 12.400 milimetre oldu. Bravo diyorum sana. Gerçekten Hocam buraya astrofiziği geçtik. Astrofizik aşkına. 0,001 kilometre. Aman Allah'ım. Buradayım o zaman. 0,00 0, 0, 0 Yuh! Ya ne oluyoruz ya? 0,01. Bir aşağı indim 0,00 0,01 oldu. Bir daha aşağı indim 0,001 oldu. Nereye geldim? Bak burası hektometre dekametre. Şimdi metreye gelelim. 0,01 oldu. Bir tane daha aşağı indiyorum. 0,1 oldu. 0,01 desimetre diyorum Tomuk Ben böyle yapıyorum. Sen de böyle yapabilirsin. Daha rahat edersin. Çünkü sayıları karıştırırsak bir sıfır hatasına bütün soru gidiyor. Böyle e, yaparaktan rahatlıkla yapabiliriz Tomuk Bu arada bu arada evet Tomuk Hemen Mehmet Tuğberk Arda sınıf tahtasına sırasıyla 0.4 metre, 32 santimetre, 3600 metre. İşte yeni nesil beceri temelli sorular bu şekilde. Yeni nesil sorularda Tuğberk var. Çizgilerin toplamı uzunluğu kaç tane? Kaç desimetre demiş. Toplamı sormuş ve desimetre sormuş. O zaman her şey desimetre. Her yerden bir şey yapmayın. Her şeyi desimetre çevireyim kardeşim. Hemen gösteriyorum sana. Bak. Hop 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 hop. Geldik. Kilometre, hektometre, dekametre, metre, desimetre, santimetre, milimetre. Şimdi ben metredeyim. Desimetreye çevireceğim her şeyi. O zaman Aşağı bir basamak aşağı ineceğim. 0,4 metre. O zaman 4 desimetre eder. Buldum al işte. 32 santimetreyi santimetre desimetre yukarı çıkacağım. O zaman ona bölmem gerekiyor. 3,2 desimetre oldu. 3600 milimetreyi buradayım. Bir iki basamak yukarı gideceğim. iki tane sıfır atıyorum. 36 desimetre oldu. Al bunların hepsini topla. 36 ile 4 toparsak 40 eder. 40'ta da 3,2 toparsak 43,2 desimetreler. Geldin diyorum sana dersimize. Hocam başlıyor muyuz? Hemen hatırlamaya çalışalım. Kamile Ağlam damda, Mehmet dayım camda. Merhaba merhaba diye vermiş. Tamam eyvallah. Merhaba Buna, merhaba tamam, eyvallah. Burada her bir aşağı doğru inişte bir onla çarpıyorduk Tonguç Eren Bey'im. Her bir yukarı doğru çıkışta da ona bölüyorduk. Tamam eyvallah. Mesela bir kilometreyi metreye çevirirsek. Bir 2, 3 tane aşağı ineceğim. O zaman yanına 3 tane 0 gelecek. Çat çat çat. 1 metreyi santimetre çevirirken 1, 2 tane aşağı ineceğim. O zaman yanına 2 tane 0 gelecek. Bunlar çok temeldi. 1 santimetre de 10 milimetreydi. Bak evladım bunu lütfen şey kafa defterin varsa bu arada Tonguç mağazadan bir şey alan arkadaşlarımıza kafa defteri de gönderiyoruz biliyorsun Tonguç abi. Kafa Aa. defterin varsa mutlaka bunu kafa defterine kaydet. Yani ben buraya yazıyorum. Kafa defteri yazıyorum. Sen de not al. Yani not kafa defterin yoksa da not defterine mutlaka not al Tonguç abi. Gerçekten çok önemli bir konu. E, hayatım hayatın boyunca hep çıkacak. Bak al sana cetvel. Cetvelde sıfırla bir santimetre arasında kaç tane aralık var? Hemen sana göstermek istiyorum bak. 0 ile 1 santimetre arasında kaç tane var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 tane. Dolayısıyla her birisi 1 bir milimetre demek. İşte bunlara hakim olmamız gerekiyor Tonguç Eren Bey. Hemen geldik o zaman seninle beraber. Ee, şimdi artık sorularımızı ee, bir kere da, ne olduğunu anlamaya. Bir kere Tonguç'un masanın ebatları neyle ölçeriz? Cetvelle. Masanın eba ebatlarını tonguçum. Santimetreyle de ölçeriz. Büyük bir, küçük bir masa ise santimetreyle ölçeriz. Mesela ben bu masayı bak buradan, buradan buraya 30 santimetre. Ondan sonra buradan tekrar koyarım tonguçum. Bak buradan buraya da 19 santimetre. 49 santimetre. Şeklinde ölçebiliyorum değil mi? Telefon ebatlarını nasıl ölçebiliyorum Tonguç Eren Bey'im? Ee, onu da santimetre ölçerim. Ama masa eğer büyükse Tonguç Eren Bey'im metreyle de ölçebiliyorum. Aydın İstanbul arası mesafeyi nasıl ölçerim Tonguç Eren santimetreyle. Saçmalama kilometreyle ölçerim. Çok büyük mesafedir o. Peki bir kağıdın kalınlığı nasıl ölçüyorum? Yani şu kağıdın kalınlığı nasıl ölçerim ben Allah aşkına? Şurası şu incecik şeyi. Nasıl ölçem, biliyor musun? Milimetre ile Çünkü çok küçüktür Tonguç'um. Ev ya da odaların ebadını nasıl söyleyeceğim? Metre. Hatta eviniz kaç metrekare Tonguç evladım benim. Bizim evimiz 90 metrekare hocam. Harikasın. İşte bak bunu söylerken metreyi kullanıyorsun. Dikkat et. Metrekareyi kullanıyorsun. Tebrik ediyorum seni. O zaman bunları öğrendikten sonra hemen bir, birkaç birim çevirme yapalım sana beraber. Yapalım hocam. Harika. Şimdi bak. Üç buçuk kilometrelik yol aslında kaç metredir? Oo. Şimdi Tonguç evladım. Hemen sana hemen yazıyorum. Kamile halam damda. Mehmet dayım camda merhaba merhaba. Merhaba merhaba. Harika. Kamile halam süper. Bunu yazıyorum ben hiç üşenmeden yazıyorum. Yani işsizlik yapma kardeşim işsizlik biliyorum işte. Diyebilirsin ama ben hata yapmamak için yazıyorum. Kilometreyi metreye çevireceğim. Bak bir iki üç tane aşağı ineceğim. O zaman üç tane büyüyeceğim aslında değil mi Tomuç Ödem? Evet hocam. Heh. Üç tane üç defa onunla çarpacağım. O üç 35 olur bir kere çarparsam. Bir kere daha çarparsam 300 olur. Bir kere daha çarparsam 3500 olur toncu herabim. Yani bak ne demiştik hatırlıyor musun? Aşağı yukarı çıkmalar vardı. Mesela 3'ü 3,5 büyüteceksem ilk başta 35 olur. Ondan sonra 350 olur Tonguç abi. Sonra 3005 olur. Bunu bileceğiz. 3 defa büyüttüm. 3 defa olacak. 6 santimetre kalınlık kitap milimetreye çevireceğiz. Santimetreyi milimetreye 10 da çarpacağım. 6'yı bir kere büyütsem 60 olur Tomuç'um. 690 m mesafeyi kilometreye çevireceğim. Buradan 3 defa yukarı gideceğim. O zaman azaltmam gerekiyor. Bir kere küçülsem ne olur? 69 olur. Bir kere daha küçülsem ne olur? E, bak 69 oldu. E, 6,9 oldu. Sonra bir kere daha küçültmem gerekiyor Tonguç abim. 0,69 oldu değil mi? Bak bunları küçülte küçülte bu hale geldim Tonguç'um. 0,69 kilometre. 430 damı. 50 hektometre nasıl toplarım? Of. Ve sonucu da kilometre istiyor. Direkt astrofizik sorusu hocam. Şimdi damı bir kere Tonguç Eren Bey'im. E, şimdi hemen şöyle yapalım. Bu bayağı zor bir sorun. Şu. Bak mı? damı kilometreye çevirmek için iki defa e, ona bölmem gerekiyor. Bir kere küçültürsem ne olur? 43 olur. Bir kere açıştısam 44.3 olur, değil mi? Evet, o hocam. zaman 4.3 kilometre artı 50 kilometri. Bir kere çıkaracağım. O zaman bir kere ona böleceğim. O zaman 5 kilometre oldu. İkisini toplarsam 9.3 kilometre doğru cevabımızı diyoruz. yani o. Bir taş ustası 240 desimetre uzunluğundaki bir patikayı bir kenar uzunluğu 0.8 0.8 metre olan kare şeklindeki taş bloklara doldurmak istiyor. Tamam eyvallah. Taş blokların adet fiyatı 3 TL olduğuna göre patikayı bloklara düşürmenin maliyeti kaç liradır? Ya zor bir soruya benziyor ama şöyle düşün. Burası baştan başa 240 desimetreymiş değil mi? Şimdi bunu biz bir şey çevirsek mi acaba Tonguç'um? Neye çevirelim bunu? Ee, bunu biz Tonguç'um santimetreye çevirelim. Desimetre ile santimetre arasında bak dikkat et desimetre santimetre. Bir basamak yok mu Allah'ını seversen? Var hocam. Peki bunun üstünde metre var değil mi? Bu aşağı bir basamak inersem 2400 santimetre diyebilir miyim? Peki evet. 0.8 metreyi aşağı inersem Tomuç'um, 2 basamak aşağı inersem, santimetreyi çevirirsem... ...yani bir tane karenin uzunluğu 0.8 metre demiş ya, bunu iki tane açalım, 8 olur, bir tane açsam, 80 olur. 80 santimetre diyebilir miyiz bunların bir tanesine Çeviririz um? hocam. O zaman kardeşim 2400'ü ben 80'e bölmem gerekmiyor mu Allah'ını seversen? Evet hocam. O zaman demek ki 30 tane kare blok gerekmiyor mu bana? E Bir tanesi 3 tane değil miydi? 30'u ben 3 ile çarparsam 90 TL ödemeliyim mi? Evet. Bir araç aralarında 70 bir araç aralarında 72 kilometre... mesafe bulunan A şehrinden B şehrine giderken bak problem çözüyoruz. Eş aralıklarla 5 defa B şehrinden A şehrine giderken de eş aralıklarla 8 defa mola Aman Allah'ım. Eee... aracın gidişte ve dönüşte ardışık mollar arasında aldığı mesafeler kaç metredir? Allah Allah. Ne acayip bir şey. Şimdi bak eee... B şeyden, A şeridinden önce buraya giderken beş defa gidiyor. Bir, iki, üç, dört, beş. Bir mola, iki mola, üç mola, dört mola, beş mola. Deli mi bu adam? O zaman ya? buraya geldi sonra değil mi? O zaman kaç parçada gitti? Bir, iki, üç, dört, beş, altı parçada gitmedi mi? Evet. Eş mesafeymiş. O zaman A'dan B'ye giderken aslında altıya bölmem gerekiyor benim yetmiş iki, değil mi? Evet. Hemen yetmiş ikiyi altıya bölersem Tomuş abiye. 12 kilometre. Her bir A'dan B'ye giderken eş molalar arasında mesafe. Sonra B'den A'ya giderken Tonguş abim 8 defa mola veriyorsam o zaman 9'a bölmem gerekmiyor mu? Hani 5 defa mola verirse 6'ya bölmem gerekiyordu. 8 defa mola verirse 9'a bölmem gerekiyor. O zaman 72'yi 9'a bölüyorum Tonguş abim 8 kilometre değil mi Allah'ını seversen? Evet arasında? hocam. Mola arasında arası fark kaçtık. Kaç metre demiş. 12 kilometreden 8 kilometre çıkarsa 4 kilometre değil mi Tonguş abim? Evet hocam cevap 4. Ama 4000 metredir, 1 kilometre 1000 metredir. Aman diyorum arkadaşlar, çok zor bir soruydu gerçekten de. Hemen böyle bir kartımız var, onu da söylemek istiyorum. Oo. Zaten bunu biliyorsun artık. Yani finalin e, tünelin ucu gözüküyor. Bu da şunu hemen bir tane soru yapalım sana. Gerçekten problem. Tonguç 6 metre 90 santimetre uzunluğundaki ipi 5 eş parçaya ayırıp bu parçalardan birini 3 bir, 3'te birini kullanıyormuş. Bak Tonguç böyle bir tane şey varmış. Bunu 5 eş parça 1, 2, 3, 4 tane şey yaparsan Ha, o zaman ondan sonra diyor ki bu parçalardan birini de diyor 3'te birini kullanıyor diyor. Yani bu parçayı alıyormuş böyle. Sonra Tonguç Ağabey'in bunun da 3'te birini 1, 2 yani şu kadarını kullanıyor diyor tamam mı? Diyor ki kullandığı ipin boyu yani bu ne kadar da diyorsun. E tamam çok basit. Ne var ki? Hemen metreyi santimetreye çevirelim. Altı metre dediğimiz şey aslında aşağı doğru inerken iki basamak aşağı iniyor Altı yüz santimetre olacak değil mi? Altı yüz santimetre ve doksan santimetre de vardı. Artı doksan santimetre toplam kaç santimetreymiş? Do altı yüz doksan santimetreymiş. İlk başta bunu ne yapıyorduk? Beşe bölüyorduk. O zaman altı yüz doksanı Hop 5'e bölüyorum Tonguç'um. 1 kere 5 5, shot 1 9, 0. Eee 19'da 5 3 kere var. 15. Hop 4. 8 kere 5 40. 40. Hop 0 0. O zaman neymiş Tonguç herhalde benim bir tane parçanın uzunluğu 138 cm'ymiş. Buraya kadar aldık mı? Anladım hocam. Burası da 138. Burası da 138. Burası da 138. Burası da 138. Şimdi sonra diyor ki bunu da 3'e böleceğim diyor. 138 santimetre 3'e bölelim. E, 4 kere 3 12 hop 1 8. 6 kere 3 18 hop 0 0. O zaman neymiş Tonguç Aram benim? Burası da 46'ymış. 46 46. O zaman ne diyoruz evladım benim? Kaç santimetreymiş? 46. Ama ne sormuş bize? Aa ters Ay. köşe yapmış. Milimetre. Olmuş. Santimetreden milimetreye bir basamak inersem 46 santimetre eşittir 460 milimetre. şimdi geldik kazı kazanmaz sorusu. olaydım. işte klas soru. hatta ilk başta şu soruyu yapalım. ya bu soru evet bu soruyu yapalım. hadi bakalım. şimdi tovcum, hocam hangisini karar veremiyorsunuz gerçekten karar zor sonra? bir soru yapacak bir şey yok. 190 1,9 metre, 150 elli santimetre, sıfır yüz seksen beş dakametre, ekametre, 170 santimetre, bir metre. Ya bunların hepsi birbirine çormamamış mı Allah'ını seversen? Allah'ım ya Hepsini Rabbim. neye çevirelim? Hepsini santimetrede birleştirelim Tomuç'um. Aldım seninle beraber. Bu arada şu. Gördün hocam. Evet, evet. Bunlardan hangisi geçmez diyoruz. Bu kapıdan geçmeyi sokuyoruz. Bunlardan hangisi? Çanakkale geçilmez. Eğmeden dik bir şekilde düz bir şekilde geçmez diyoruz. Bakalım şimdi Tonguç. Hepsini santimetre çevireceğim. Diyorum ki ya bak bu 150 santimetre evet tamam o zaman. 1,9 metre. 1,9 metre aslında iki defa bir iki basamak inecek. O zaman 19 desimetre olur. Bu da 190 santimetre olur. Ha o zaman buraya yazıyorum ki 190 santimetre. Şimdi soruyorum ki 0,185 0,185 dekametre. 0,185 dekametre. 1, 2, 3 tane aşağı iniyorum. Ee, o zaman ne olacak? 1,85 sonrasında e, 18,5 sonrasında 185 santimetre oldu. O zaman demek ki bu tonguş eladım benim 185 santimetre demiş. 170 santimetre tamam zaten. Tamam. 1,4 metre. 1,4 metre de 140 santimetredir. O zaman bu da 140 santimetreymiş. Şimdi Tomuç'um bu geçer mi? Bak 1,9 190 ya. 190 içinden 185 geçer mi? Geçer. 170 geçer mi? Geçer. 140 geçer mi? Geçer. O zaman bunun en uzun yerinden bunun en uzun üç yerine geçebiliyor. O zaman bu her türlü geçer evladım. Şimdi 180, 1875 milimetre. 1875 milimetrede aslında yukarı doğru bir tane çıkartacağım için 187 buçuk santimetre değil mi Evet hocam. O zaman 187 buçuk santimetre 190'dan geçer mi? Geçer. Geçer. Peki bu 1500 milimetre 1500 milimetre aslında 150 santimetre değil mi? Çünkü bir tane yukarı çıkacağım. E 150 santimetre 190'dan geçer mi? Geçer. O zaman bu da geçer. Bitti bu kadar. Şimdi buna bakalım dekametre diyor. Dekametre dediğimiz şey santimetre. İki basamak, üç basamak aşağı ineceğim. 0,14'ü 1,4 1, 4, sonra 14 sonra 140 santimetre yapmam gerekiyor değil mi evladım benim? O zaman bu 140 santimetreymiş. Tamam eyvallah. 140 santimetre. 190'dan geçer mi? Geçer. Geçer. 3 metre. 3 metre. Ee, o zaman burası 300 santimetre ediyor mu Tonguç Eren benim? Ediyor. Harika. Ee, bir dakika pardon. 300 santimetre. 300 santimetre. Geçer mi tonguçlarım? Erhan Geçer. Geçmez. Nasıl geçsin? 190. Ama dikkat et. Bak eğer ben bu kısmından tutarsam tonguçlarım Erhan Bey. Ha, yan çevireceksin. Aynen. Bu düz bir şekilde ama şöyle çeviriyorum. Bak bu, bu genişliği 0,140 ya. Bak burası 150 değil mi Allah'ını seversen? Evet. 140'ı böyle sakarsam uzunluğu ne kadar olursa olsun böyle buradan geçer gider. Dolayısıyla bu da geçer. Bak zor bir soruydu. Zor 80 santim zaten 80 santim geçiyor. Yani zaten geçiyor. Peki geldik Tomuş abi şu zımbırtıya. Bu zımbırtı işte zor. 10 ee, desimetre dediğimiz şey aslında bir basamak aşağı ineceğim için 100 santimetre olmuyor vallahi. Evet seversen? hocam. Ama dikkat et, bu yarı çapı. Peki bunun geçirebileceğimiz yeri aslında bütün hepsi değil mi? Oo. O zaman 200 santimetre çıkıyor işte. 100 santimetre 200 santimetre. 200 santimetre. Ne buradan geçiyor ne buradan geçiyor. Dolayısıyla cevabımız bu seçeneği. Gerçekten zor bingdi. Bu geçen sene abilerinizin, ablalarınızın girdiği LGS'de çıktı Tomuş abi. İnanılmaz kazık. Hiç şey kimse abi. yapamadı. Herkes takıldı. Herkes ne yapacağız diye gerçekten sorun yaşadı. Polemik soru haline geldi. Göz Dolayısıyla siz artık bunu kaçırmayacaksınız diyoruz. Geldik bir tane kaliteli soruya. Beceri temelli soruya. Boyu 160 santimetre olan Aslı. Boyu 160 santimetre olan ne yapmaya çalışıyoruz ki? Şey mi yapmaya çalışıyoruz? E, organik üretim evet, ben. Tebrik ediyorum. E, 160 santimetre olan Aslı. Şekildeki sandalyenin üzerine çıktığında. Ha. Kerem'den 0.46. E, şunu da yapalım. Evet hemen Hocam Aslı e, de nasıl uzun olabilir ki? Erkekler daha uzun olmuyor mu hocam? Kızlar mı daha uzun boylu oluyor sınıflarda? Evet tebrik ediyorum seni. Bak e, ama bak dikkat et. Bu bunun üzerine çıkıyormuş. Kerem de burada tamam mı? Kerem de burada. Tamam eyvallah. Kerem de burada. Şimdi diyor ki. 160 santimetreymiş. Bunun üzerine çıkarsa 160 santimetrenin üzerine bir de 0.7 metre eklemeyecek miyim? 0.7 metre bak iki tane çarpacağım. 7 sonra da 70 santimetre olmaz mı? Evet, o hocam. zaman 160'ın üstüne 70 santimetre ekleyince bir anda Aslı arkadaşımız yerden 230 santimetre yukarı çıkmıyor mu Allah'ını seversen? Evet hocam. O zaman diyor ki Kerem'den 0.46 metre daha uzun oluyor. 0.46 metre ne demek biliyor musun Tonguç Elan Bey? 46 santimetre demek. Neden? Çünkü 100 ile çarptım. Unutma her zaman şu sorulur. 1 metre kaç santimetredir? Çok popüler bir şeydir. Sorularda da özellikle bu çok çıkar. Şimdi 46 santimetre daha fazlaymış. O zaman diyor ki bu 230 santimetreye gelince bu 46 santimetre daha fazlaymış. O zaman ben 230'dan 46'yı çıkartırsam Tomuş Eren Bey'im Kerem'in boyunu bulabilirim. O da kaçtır? 184 santimetredir. Maşallah of. bayağı uzunmuş. O... Peki kaç metredir? 1,84 metredir Tonguç benim. Bu da önemli bir... Yer. Hocam Ö bir kere şunu hatırlayalım. Yılları, mevsimleri, ayları, haftaları, saat, e, günleri, saatleri, dakikaları, saniyeleri bile sayıyoruz. Gerçekten de her şeyi sayıyoruz. Çünkü zaman zaman bizim için acayip önemli bir şey. Bu önemli şeyi ne yapıyoruz? Birçok çeşitle sayabiliyoruz. Mesela bir yıl kaç gündür Tonguç Ağabeyim? 386! Evet harika. <laughs> bir tane internette yarışma programı var. Bir yıl 180 gün diyor çocuk. Gerçekten de çok efsane bir çocuk. Evet bir yıl Tonguç 365 gündür Tonguç Erdem 365 gün olduğunu kesinlikle bilmek zorundasın. Çünkü en büyük bizim için zaman ölçme birimi yıldır. Hatta ötesi de var ya asır da var aslında 100 yıl. Ama insanların ömürleri genellikle asıra yetmediği için asır bizim için büyük değil. O bizim için efsane bir şey. O ayrı bir şey. Ama bizim için... siz hangi asırları gördünüz? Evladım ben 20. yüzyıl, 19. yıl ve 18. yüzyıl vücuda yaşadım. sonra da kaç aydır Tonguç'um? 12 aydır. Lütfen bunları arkadaşlar not alın. Bir yıl normalde kaç haftadır Tonguç abim? Um? 52 haftadır. Bunları çok iyi bilmemiz gerekiyor. Bir hafta kaç gündür Tonguç? Şimdi bak bir yıl o zaman neymiş? 365, 12 ve 52 zamanlarını bilmemiz gerekiyor. Yani bunlar bizim için önemli. Bakın arkadaşlar buradan ne kadar uzağa gidersen o kadar büyüyor sayı. Bir yıl 52 hafta, bir yıl 12 ay, bir yıl 4 mevsim, bir yıl 365 gün. Ne kadar uzağa gidersek o kadar büyüyor sayı diyoruz. Şimdi bir hafta kaç gün peki Tonguç Hanımım? Sekiz. Bak haftadan güne gideceğiz. Yedi gündür dikkat et. Bir ay kaç gündür Tonguç Hanımım? Aydan güne gideceğiz. Daha uzağa gidiyoruz. Bir ay otuz gündür. Bir gün kaç saattir Tonguç Hanımım? Bir gün buraya gideceğiz. 24 saattir. Bir saat kaç dakikadır? Bir saat 60 dakikadır. Bir dakika kaç saniyedir? Bir dakika 60 saniyedir. Bunları yani her dünya üzerinde yaşayan insan evladı olarak bizler de bilmek zorundayız. Gerçekten de çok temel şeyler. Yani e, insanlar bilmezsek dalga geçerler. Mesela e, dediğim gibi internette e, yarışma programında çocuk 180 gün dedi bir yıla. E, herkes inanılmaz Halbuki 190 yorum. Gün. Halbuki 190 gün değil tebii gideriz. Şimdi bak altı gün kaç dakikadır? Ham, aman Allah'ım. Aman Allah'ım. Bu tarz soruları şunu yapacağız. Tonguç hanım. Gün var. Günden neye geçiyoruz biz? Saate geçiyoruz. Saatten neye geçiyoruz Tonguç hanım? Dakikaya geçiyoruz, değil mi? İşte biz bu basamakları giderlememiz gerekiyor. Şimdi burada ne demiş? Altı gün demiş. Altı gün ilk başta kaç saat olduğunu bulalım mı? Bu Hemen mi? buradaki çevirme neydi? Günden saate geçerken 24 ile çarpmamız gerekiyor. Saatten dakikaya geçerken 60'la çarpmamız gerekiyor. Bunları bildikten sonra diyorum ki 6 günü e, saate çevirmek için 6 çarpı 24 yapıyorum. 6 çarpı 24 e, kaç eder Allah'ını seversen? 144 eder Tonguç'um. O zaman neymiş e, 6 gün dediğimiz zımbırtı? Hatta şöyle yapalım. 144 saat diyebilir miyiz Tonguç abi? Evet, hocam. Sonrasında neye geçeceğim? Dakikaya geçeceğim. Ne demiştik? Ee, bir e, saatten dakika için 60'a çarpacağız. 144'ü de 60'la çarparsak ben e, daha önceden senin için yaptım. 8640 dakika diyebiliriz. Bravo diyorum sana. 5760 dakika kaç gündür? Allah Allah ya. Kaç gündür? Hemen sana söyleyeyim Tom Şerem. Bak ilk başta şunu yapmamız gerekiyor. Ee, ne demiştik? Gün. Ondan sonra saat sonra dakika değil mi? Şimdi bizim buradan buraya geri giderken yapmamız gereken şey aslında buradan buraya geri giderken bölü 60 bölü pardon bölü 24 yapmamız gerekiyor. Yani nasıl çarpı 24 çarpı 60 çarpacağız? Bölü 60 bölü 24. O zaman diyorum ki dakikayı ilk başa saate çevireyim. 5760'ı 60'a böldüğüm zaman Hop e, burada 9 e, kere var. 9 e, kere 6, 54, 540 çıkıyor. 360 e, kalıyor. 6 kere 60, e, 360 çat çat çat. 96 saat çıktı. 96 saati de güne çevireceğim. 96'yı o zaman 24'e böleceğim. 4 kere doksana, dört kere 24. E, pardon. Evet 4 kere 24, 96 eder. Hop çıktı. O zaman ne diyoruz sonuçum? 4 günü bile... Geldik işte model soruya. Niyazi karantina boyunca akşamları saat 22.30'da yatıp silah ne e, sabahları şey oldu, Gazi karantinaya kaldı Niyazi. Sabahları 7.45'te kalkmaktadır. Öğlenleri e, ise 13.45'te 15.15 saatleri arasında uyumaktadır. Maşallah ne uyuyormuş bu çocuklar. Tam bir uyuzmuş ya. Evet gerçekten de Niyazi günde kaç saat uyumaktadır? E, şimdi Hocam Niyazi tavuk olmasın? Niyazi ne yapıyorsun sen? Evet, evet Niyazi ismini de çok severim. En yakın arkadaşlarımdan bir tanesi üniversitede Niyazi'ydi gerçekten de. Şimdi Şu anda Amerika'da kendisine selamlar... Ö, 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 Niyazi oldu peki hocam? Evet, e, Niyazi oldu. Gazi, Niyazi öyle bir şey vardı. Şimdi 22.30'da yatıyormuş arkadaşımız. Bir kere şunu unutmayalım. Bir gün kaç saat olmuş adam benim? 48! 24 saat. Dolayısıyla arkadaşımız 22.30'dan nereye kadar yatacak? 24 çift sıfıra kadar yatacak. Yani saat 12'ye kadar, gece 12'ye kadar yatacak. Bir kere burada kaç saat geçti? Hemen söyleyeyim sana. 22, 24 sıfırdı sıfırdan... 22.30'u e, çıkardığımız zaman Tomuç'um burada bir kere 1 saat kaç dakika? 60 dakika değil mi? Bak buradan 1 saat alırım. Burada 23 saat kalır. Burası 60 olur. Burası çok kritik. Bir dakika bunu daha büyük yazmak istiyorum. Bir dakika. 24 çift sıfırdan 22.30'u çıkaracağım. Bak bu saat bu da dakika değil mi? Şimdi... 0 0 30 çıkmaz. Yani dakikadan dakikayı çıkarmam gerekiyor. Saatten de saati çıkarmam gerekiyor. O zaman buradan bir saat aldım. Burası 23 saat kaldı. Buradan bir saat 60 dakika olduğu için 60 dakika buraya geldi. 60'tan 30 çıktı 30 kaldı. 23'ten 20 çıktı 1 kaldı. O zaman 1 saat 30 dakika bir kere şey yaptı mı Tonguç Adım benim bu arkadaşımız? Uyudu. Gece 12'ye kadar. Gece 12'de saatler neye döner Tonguç Adım? 0 0'a dönmez mi? Sıfır sıfıra döndükten sonra yani kaça kadar uyumuş? 7.45'e kadar. O zaman burada da zaten gözüküyor. 7 saat 45 dakika uyumuş değil mi Tomuç Erhan Bey? O zaman 7 saat 45 dakika uyuduk, uyumuş. Bir de geceliğin 1 saat 30 dakika uyumuşsa. Bunları senle bir toplayalım mı Tomuç Erhan Bey seninle beraber? Bak 30 ile 45 toplamasan 75 dakikadır. 75 dakika içinde 1 saati alırsak eğer geriye... 15 dakika kalır. O zaman 75 dakikanın içinden 1 saate aldım. Çünkü 75 dakika 60 artı 15 dakika olarak düşünebilir. 15 dakikası burada kaldı. O zaman elde var biri buraya ekliyorum. Ee, bir 1 saat buna eklendi. 7 saat burada. 1 saat burada da toplamda 9 saat 15 dakika arkadaşımız uyumuş. Bir de ne yapmış üstüne üstlük yetmezmiş Boyumlu. gibi. Tam bir tavuk. Bu gece uykusu. Gece uykusunun üstüne tonşan Bir de 15-15'ten 15-15'ten 13.45'e kadar uyumuş. Bundan bunu çıkartmak için ne yapmam gerekiyor? Bunda 15'ten 45 çıkmaz. Dakikadan dakikaya çıkartmam gerekiyor. Buradan bir saat alıyorum. 14 saat kaldı. Bu 60 eklenince 75 dakika oldu. 75'ten 45 çıkarsa 30 dakika kalır. 14'ten de 13 saat çıkarsa bir saat kalır. Bir saat 30 dakikada e, siesta yapmış bu arkadaşımız değil mi Tonguç abi ya, yani, ya, tam öyleyse, tamam. O zaman 9.15'e yani 0.9.15'e e, ee, 1 saat 30 dakika eklediğimiz zaman Tonguç'um 45 dakika 10 saat 45 dakikalık bir uyku çekmiş. Bu so Şimdi üçgenler, dikdörtgen, kare ve benzeri bütün hepsinin çevresine bakacağız. Zaten bunları biliyorsun. Çevrenin ne demek olduğunu biliyorsun. Ben mesela şöyle düşünüyorum. Mesela ben şuradayım Tonguç Eren Tamam mı? Ben buradayım. Şimdi ben bunun çevresinde bu pis gibi düşün. Koşu pisti tamam mı? Ama adamlar e, birazcık da kafayı yemişler. Dolayısıyla ne yapmışlar? Üçgen şeklinde koşu pisti. Normalde koşu pisti ne olur? Böyle olur değil mi? Ben buradan başlarım. Böyle popo koşarım koşarım koşarım. Sonra tekrar aynı yere gelmez mi Tonguç? Evet hocam. O zaman çevresini koşmuş olmaz mı Tonguç? Evet hocam. İşte aynı onun gibi. Ben buradaysam ilk başta bu yolu gidiyorum. Sonra bu yolu gidiyorum. Sonra bu yolu gidiyorum, bu yolu gidiyorum ve tekrar aynı yere gelmedim mi Tonguç adam benim? Evet. Hocam. Bunun çevresi o zaman nedir biliyor musun? 6 metre yol gittim. 6 santimetre artı. 8 santimetre daha yuttum. Ondan sonra 10 on santimetre daha yuttum. 6 artı 8 10. 6 artı 8 10 dedim. 6 artı 8 8 evet, 20 evet Matematiği bırakıyorum. Yapamazsın. Şu anda artık matematiği bıraktığım için e, pişmanım. Hocam Ama hangi yapacağım. dersi anlatacaksınız bundan evet, sonra? Evet bundan kıyasını? sonra artık dersi anlatmayacağım. Çünkü bu hata... Neden dersin anlatın hocam? 6 ile 8'i toplayıp onlayan bir öğretmenin bu varlığını kabul edemem. Tabii şaka yaptım burada. 6, 8, onun toplamını söylemeye çalıştım. Toplam 24 santimetre Tomuç'um. Geldik bu zımbırtıya. Ben buradayım değil mi Tomuç'um? Evet, hocam. Ben buradayım. Hadi bu koşu pisti garip korup yamuk yumuk bir koşu pisti yapmışlar. Ya kardeşim niye düzgün yapmıyorsun? Ama adamlar adamların şeyine karışamam. Böyle geldim. Dört metre koştum. Ruhasız 4 hocam ben cm Artı. Sonra buradan koştum Tomuç'um. E dikdörtgen de bu kenarla bu kenar aynıdır. Dolayısıyla 12 santimetre daha koştum Tomuç'um. Sonra bakar mısın? Bir tane daha dört santimetre koştum. Bir tane daha 12 santimetre kuşum. E o zaman ben bu ikisini toplayayım. Sonra da 2 ile çarpayım Tonguç kısa yoldan. Çünkü bu ikisinin toplamının ikişer tane var. Dolayısıyla bu ikisinin toplamı 16. 16 çarpı 2'den 32 santimetre diyoruz. Şimdi Hocam, e, içi, mi? hemen cevaplar geldi. Şimdi Tonguç'um her bir kare alanı, e, aralığı bir santimetre. Hemen bakalım. Sayalım mı seninle beraber teker teker? Sayalım mi? hocam. Ben buradayım Tomuç Hep böyle kendimi bir koşu pistinde canlandırıyorum. Çevre sorarsa bana ben yüzde yüz koşu pistini canlandırıyorum. Diyorum ki ben arkadaşım... Kartan pist. O şey koşuya çıkıyorum. Tamam bloğun etrafını koşacağım. Apartman etrafını koşacağım. Buradan koşayım. Bir, Hüseyin iki, bot. üç, dört, beş, altı. Altı birim burada koştum. Sonra... 1, 2, 3, 4, 4 birim burada koştum Tunguç'um. Sonra 1, 2, 3, 3 birim burada koştum Tunguç'um. Sonra 1, 2, olsa 2 birim burada koştum Tunguç'um. 1, 2, 3, 3 birim burada koştum. Sonra 1, 2, 2 birim burada koştum. Ya bunların hepsini toplayacağım bu kadar basit işte. 6 artı, 4 artı, 3 e, artı, 2 artı, 3 artı, 2. İşte bu kadar. 10 artı. 15 20 birim diye şimdi geldik aman Allah'ım yepyeni bir soruya. İşte yeni nesil beceri temelli sorular dediğimiz kısma hoş geldiniz arkadaşlar. Hocam. Şimdi hemen bakalım. Şekildeki dörtgen kare ve eşkenar üçgenin aman Allah'ım bak kare demiş. Dikdörtgen demiş ve eşkenar üçgen. Eşkenar üçgenin özelliği neydi Allah'ın seversen? Kenarları eş olan üçgen. Bütün kenarları birbirine eşit. Karenin özelliği neydi? Bütün kenarları eşit. E, bütün kenarları onunla birbirine eşit. Tamam. Dikdörtgen özelliği neydi? Bütün kenarları eşit. Karşılıklı kenarları birbirlerine eşitti. Dolayısıyla burası 18'e burası 18, burası 18'e burası Eyvallah tamam. Bunların çevre uzunlukları birbirine eşit. Bunun çevresini bulabilir miyim hemen? Çevresi neydi? Burada ben adamım. Adam olarak yol, yol çıkıyorum. 12 artı 18 gittim sonra iki bir defa daha gideceğim. O zaman 12 ile 18'i toplayıp 2 ile çarpmam gerekiyor. Yani Bak şunu şunu mutlaka arkadaşlar herkes not etsin. Dikdörtgen çevresi eşittir. Kısa artı kısa artı uzun kenar çarpı 2'dir Tonguç Erhan Bey. Kısa artı uzun kenar çarpı 2'dir. Dolayısıyla 12 artı 18 30 çarpı 2 60 santimetredir diyebiliriz. o e, zaman bunun kenarı o zaman bunun çevresi de 60 santimetre. O zaman diyorum ki ya bunun bir kenarı 60'ı dörde bölerek 15 bulabilirim değil mi Tomuçuk? 15, 15, 15, 15, 60 eder. Veya bunun bir kenarında 60'ı 3'e bölerek bulayım. Çünkü 3 de birbirine eşitti. O zaman bunun bir kenarı da 20, 20, 20 eder. Buraya kadar tamam mı Tonguç'um? Tamamdır hocam. Ken kenarlarının uzunlukları toplamı. Birer kenarların uzunlukları toplamı. 15 artı 20'den 35 ve hemen Challenge sorusu. Oo. Yani yenisi, beceri temelli soruların temelli, şahı temelli, gerçekten beceri, de e, gerçekten şahı soruların şahı inanılmaz önemli bir soruya geldik. Bakar mısın? Bir tane dikdörtgen, yandaki eşit üçgen kullanarak aşağıda verilen şekil elde ediliyor oluşturulan şeklin çevre uzunluğu kaç santimetre demiş? Temelli temelli beceri temelli, temelli, temelli yeni temelli, nesil, temelli. yeni nesil ve hadi bakalım. Hocam mantıklı. gerçekten saçma zaman saçma <laughs> zaman şarkılarla benim de kafamı bozuyorsun. Allah Hocam günde kaç saat ders anlatıyorsunuz? Siz işsiz misiniz? Biz gerçekten Eyvladım, Ben çok mutluyum. Sizi geliştirdiğim için, sizi yetiştirdiğim Aa. için inanılmaz mutluyum. Hocam savurda bile ders anlattığınız hakkında çeşitli söylentiler. Savurda bile <laughs> ders anlatıyor. Savurda din dersi yapıyoruz. Onu söylüyorum. Bu hafta da var mı hocam? Tabii ki omuzum bak. Burası beş. Burası 13'se bak şöyle yapıyorum Tonguç'um. Kısa kenara turuncu diyorum tamam mı? Ee, uzun kenara da mavi diyorum. Bak turuncuyla mavi görebiliyor musun? Evet hocam. Süpersin. Burada aynı eşle bunlar. E, burası da turuncudur. E, burası da turuncudur. E, burası da turuncudur Tonguç'um. E, burası da turuncudur değil mi? Aa! Efendim? Harika ötesi bir öğrencisin. Burası da turuncudur. Burası da turuncudur. Bak hocam Hepsini, zor bir soru. Mavileri var. yapıyorum. Burası da mavidir. Burası da mavidir. Burası da mavidir. Burası da mavidir Tomuç'um. Burası da mavidir. Burası da mavidir. Ama şu tabi alttan öne devam ediyor. Şimdi Tomuç Erem hemen bana şunu söyler misin? Bakar mısın? Dikkat et. Burası 5 ise burası 5'tir. E, burası 5 ise burası 5'tir. Turuncular 5, beş, burası 5, beş, burası 5. Beş. E, burası 5. E, Mavilerde, bak burası da 5. Maviler kaçta? oluştu? O zaman burası 13. Hocam, e burası 13. Paralize hocam? E burası 13. Burası 13. Ama bak burasının hepsi 13 ya. Bak şurası 5 ise şuradan şuraya kadar 13 olacak. Şurası beş de Buraya sekiz kalmaz mı Allah'ını seversen? Evet. İşte kıllık burasıydı. Şurasını bulan arkadaşlarımız soru yapmıştır. Çünkü bütün hepsi on üçtü. E burası beşse sekiz artı beş on üç ettiği için burası sekizdir. İşte zor, zor olan kısmı burasıydı. Şimdi sen bir e, öküzsün diyelim. Hmm. Değil Bu öküz Tonguç abi buradan geldi ve bunun etrafına dolaşacak. Ne yapacak Tonguç abi? Hemen bakar mısın? 5 hmm. Beş artı on üç artı 5 artı 13 artı 5 artı 13 artı 8 artı A burası ne olacak? Eyvah. Burası mı olmuş? Bak bütün hepsi 13 ise burası 5 ise buraya da 8 kalmaz mı alasasın? Evet hocam. O zaman burası 8 artı 5 artı. Hala doğru cevap gelmedi hocam. 13. Tekrar aynı yere geldi mi öküzümüz? Aa. Tebrik ediyorum geldi. Bak gelmiş demek ki ses çıkartıyor. Şimdi bunu o zaman hemen yapalım sana bebe. Bir, iki, üç. Dört tane on üç var. Dört çarpı on üç artı. Bir, iki, üç. Dört tane beş var. Dört kere beş artı. 2 e, iki tane de sekiz var. İki kere sekiz. Hemen dört kere on üç. ...52 eder. Artı... E, ...4 kere 5... ...20 eder. Artı 8 kere 2... ...16 eder Tomuç Eren Bey'im. E, 36, e, 88... Birinci duruma verilen dikdörtgenin... ...bir köşesinden bir kenarı... ...bunu kopartıp atıyorsun Tonguç. Çevresi... Dikdörtgenin çevresine göre... ...nasıl değişir? Arkadaşlar bu... ...eski sınavlarda çok çıktı. Şuradan... ...bir parça atarsam bu kalırsa... ...bunun çevresiyle bunun çevresine... ...arasına nedir biliyor musun Tonguç? Değişmez çevresi aynı kalır. Aynı kalır. Bunu unutmayın arkadaşlar. Herkes not alsın. Yani bunun çevresi bunun çevresi aynıdır. Burası 20, burası 10'dur. Burası da aslında 10, burası da 20. Bakın bu ikisinin toplamı da 10'dur. Bu Aa! ikisinin toplamı da 20'dir. Dolayısıyla aslında e, 20 ile 10 değişmiyor. Şey 20 ile 10 değişmediği için aynı kalıyor diyoruz. Geometrik şekillerin çevre uzunlukları tüm kenarlarının uzunluklarının toplamı ile bulunur Tonguç Erhan Bey. Ben şöyle hesaplıyordum. Diyordum ki mesela şunun çevresini bulacaksan ve bu nasıl bir üçgenmiş dikkat et. İkiz üçgenmiş. Bak şu ne demek biliyor musun Tonguç Erhan Bey? Nedir hocam? Bu aslında bu kenarla bu kenar birbirine eşit demek. Yani şu kenarla şu kenar birbirine eşit. Burası on ikisi, burası on, ikisi, burası on iki olmaz mı Tonguç'um? Ha şimdi o zaman ben diyorum ki ben burada bir insan evladıyım. Bu insan evladı bu pistin etrafında koşacak. Sen mesela koşu pisti var ama üçgen şeklinde yapmışlar. O zaman sen buradan ilk başta böyle gitmez misin Tonguç Bey? Evet hocam. 12'ye gittin. Sonra buradan dönüp buraya gitmez misin Toguç'um? Evet hocam. Sonra buradan dönüp tekrar başlandığın yerde tekrar gelmez misin? İşte koşu yapmak bu demek zaten. 12 artı 12 artı 5'ten. 12 artı 12 artı 5 bunun çevre uzunluğudur. Yani 29 santimetredir diyebiliriz. Bak ben bu insan evladı olarak buradan tekrar başlıyorum koşmama. Buradan koşmama başlıyorum Toguç'um. Hemen koşalım mı? Böyle gittim. 7. 7. Böyle daha gittim 14. Böyle daha gittim 7 bir daha. Olsa böyle bir daha gittim, 14. Dolayısıyla ben diyorum ki 7 ile 14'ü toplarım. Sonra bunu burada da 7, burada da 14. Ee, burada da 7 olduğu için Tonguç'um 2 ile çarpmaz benim Tonguç'um. O zaman 7 artı 21 çarpı 2'den 42 santimetre çıkabilir bunun çevresinde. O zaman gelip bu zümrütte kare nasıldı? Yine pire dolar Yine aptal. ben buradayım Tonguç abi. Ya bunlar çok basit de ben sana hatırlatmak istiyorum. Ha. Burası 13, burası 13, burası 13, burası 13 değil mi? Karenin bütün kenarı mı için? Geldim geldim 13, 13, 13, 13. O zaman 13 çarpı 4 değil mi? 4 tane 13 değil mi Allah aşkına? Dolayısıyla cevabımız 52'dir diyebiliriz. İşte bu kadar basit bir yöntem var. Peki o zaman gel bakalım Madem bu kadar basit sorularda iyisin. Hadi bakalım şimdi bunu yap bakalım. Zor. Şimdi geldik bir birim bir birim. Yani burası bir birim bir, bir, bir. Evet, eyvallah. Bu arada cetvere ihtiyacım olacak. Cetverde Aa cetver. Tebrik ediyorum. Şimdi mesela şunun çevresini bulmak için ben diyeceğim ki yahu. Elimi böyle açayım hocam. Evet. evet. Söylesiniz. Bak şu bir dikdörtgen değil mi? Bak buradan bir bölme yaptım. Şunu, şu bir kare değil mi? Bak turuncuda bir kare. Hop. Ee, ondan sonra Gerçi buna gerek yok ya. Hiç gerek yok. Bu pis gibi düşünelim değil mi? Bunun çevresini mi soruyordu bize? Ee, alanını sormuyor. Çevresini. O zaman ben buradayım diyorum. Bak, ben buradayım diyorum. Ya Tarlayı dolaşıyoruz. Bak. Bir, iki, üç. Üçü yazdım. Sonra bir, iki. iki yazdım. Sonra bir. Buradan gittim. Sonra buraya gittim. İki. Sonra buraya gittim. Bir. Sonra buraya gittim. 1, 2, 3 diye 3. Sonra buraya gittim 2. Sonra buraya gittim bak tarlanın etrafında dolaşıyorum 3. Sonra buraya geldim 1. Sonra buraya gittim sonra 2. Sonra buraya gittim 2. Sonra buraya gittim 2. Gördüğün her sayıyı topla. Bu kadar basit. Aa. Bak buradan başlamıştım. 3 artı 2 artı 1 artı 2 artı 1 artı 3 artı 2 artı 3 artı 1 artı 2 artı 2 e, Artı bir tane daha iki ve tekrar aynı yere geldim değil mi? Böyle dolaştım ve geldim. Dolayısıyla bak kaç tane iki var? Bir, iki, üç, dört, beş, altı tane iki var. Altı kere iki on iki. Süper. Sonra tüm kaç tane üç var? Bir, iki, üç. Üç tane üç var. Üç kere üç dokuz. Hop artı. E, bir, iki, üç tane de üç var. Üç, o zaman cevabımız 24 tuzak soru. Eyvallah. Bakın arkadaşlar gerçekten bombastik soru da geliyor bundan sonra. Ama tuzak sorumuz gerçekten tuzak bir soru. Şimdi göstermek istiyorum size. Size daha önceden bir sonra bir önceki dersimizde şunu demiştim. Hatırlıyor musun? Mesela Tonguç'um Bocam, şöyle bir şekil varsa. Tuzak kuruyorsunuz bize? Şöyle bir şekil varsa. Bunun içinden şöyle bir parçayı çıkartıp alırsan. Bunun çevresiyle bunun çevresi ne demiştik? Eşit demiştik değil mi? Evet. Çünkü demiştik ki yahu şu parçayla şu parçanın toplamı zaten bu parçadır. E, şu parçayla şu parçanın toplamı zaten bu parçadır. E o zaman hiçbir şey değişmedi ki. Bak mavi mavi. Turuncu turuncu. E burada da turuncu. dolayısıyla bu hiçbir değişmiyor. O zaman çevre eşit. Ama dikkat edin. Burada kıl bir nokta var. Evet o zaman kenar uzunlukları 15 ve 24 olan dikdörtgen, e, dikdörtgen görseldeki gibi kenar uzunlukları 6 ve 7 olan e, kare şeklinde iki parça ee, kes çek... Hocam sadece rakamı söyleyenleri kabul Kesilip, etmiyor musunuz? Hayır. Şekil 1 oluşturuluyor. Şekil 1'in çevre uzunluğu olabilir. Kabul şekil 1'in çevre uzunluğu ilk şekle göre nasıl değişmiştir demişim. Hmm. Diye. Çevre uzunluğu ilk şekle göre nasıl değişmiştir? Şimdi ben biliyorum ki şöyle bir çıkıntı olursa, şuradan şöyle bir parça çıkarsa çevre uzunluğu değişmez. Değil mi Tomuçum? O zaman şu zımbırtı aslında çevre uzunluğu değiştirmez. Ama bu zımbırtı değiştirir. Aa. Bak 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 bak. Şimdi böyle bir şekilde çıkan, çevre uzunluğundan çıkan kısım neresi Allah'ını seversen? Şurası değil mi? Evet hocam. Şurası artık çevreye dahil olmayacak değil mi? Normalde çevresi böyle böyle gidiyorduk. Şimdi artık burası çevreye dahil olmayacak değil mi? Evet hocam. O zaman bu yeşil kadar, yani burası 7 zaten yedi kadar. O zaman eksi yedi azaldı bir kere. Ama Tonguç'um çevresine bak, eklenen kısımlar neler? Bakar mısın? Burası, burası. Burası. Çünkü ben bunun etrafına dolaştığım zaman o buraya kadar geldikten sonra burayı 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 daha dolaşmam gerekiyor değil mi Tomuç? Evet hocam. O zaman bak kare dediğine göre burası yedi ise burası yedi burası yedi. O zaman artı yedi artı yedi artı yedi ekleniyor. Ama ne oldu bak dikkat et yeşil parçanın şu parçası çıktı gitti. Yani ben böyle dolaştığım zaman burası zaten vardı. Burası çıktığı zaman bu gitti. Ama üç tane yeni geldi. Anlaştık mı Tomuş? Anlaştık hocam. Dolayısıyla benim çevrem nasıl değişti? Eksi ee, yedi artı yirmi bir. Artı on dört değişti. Bu zaten değişmiyor demiştik zaten. Hani bak şöyle bir şekilde şunu ben çekip attığım zaman çevresi değişmez demiştik. Köşelerden atarsak çevresi değişmez demiştik. Ama Tomuç'um ortadan atarsak çevresi artar. Yani hemen sana bir şey göstereyim mi? Örnek olarak. Bak burası kıl bir şey biliyorum. Ee, şöyle göstermek istiyorum. Şöyle göstermek istiyorum. Ee, şöyle bir şey yapalım. Ee, ...çok basit bir şekilde yapalım. Ee, pardon. Periyodik tablo gibi oldu hocam. Evet şöyle yapalım. Pardon. Hemen bir tane boş sayfa alalım. Hocam ne izliyormuş hocam? Şöyle bir dikdörtgen tamam mı? Bunun burasından Tomuş Eren Bey... ...şöyle bir parça alıyorsun. Bak Tomuş Eren Bey. Diyorum ki bak... ...mesela burası... 30 olsun. Tamam mı? Burası on, burası on. Diyelim. Ee, buradan şöyle bir parça çıkardım. Burası 30, burası 20 olsun. 20 olsun, 30 olsun. Şimdi Tonguç'um, burası da 20, burası da 20, burası 30 değil mi? Evet bak, hocam. bunlar aynı, bunlar aynı. Bu da aynı. Bu da aynı. Değişmedi. Çevresini değiştiren değiştire hazımbırtanı biliyorsun. Şu 30 bir anda bak 30'du eskiden. Şurası böyle 30'du eskiden. Şimdi ne oldu? Bak dikkat. Et. Bak, burası 10, burası 10 olsa burası 10 değil midir? Çünkü bak bu üçünün toplamı zaten 30 olmak zorunda değil mi Tonguç? Evet hocam. Buradan buraya kayolsun o. Burası da on diyelim, pardon, burası beş diyelim, burası beş diyelim, tamam mı? Sallıyorum. Ee, pardon, ee, evet burası beş, burası beş diyelim. Şimdi Tomuç ne oldu? Bak dikkat et. Bu parçayı çıkardığım zaman adam buradan buraya otuz gideceğini, on gitti. Beş daha gitti, on daha gitti, beş daha gitti, on daha gitti. Aa. Zaten bu on, on zaten otuzdu. O zaman beş beş yani artı on daha fazla gitti. Yani burayı görebilmek çok önemli. Bu girintilerde bakın arkadaşlar köşeden değil de girinti olursa o zaman tuzağa düşmeyelim. Rica ediyorum al e, çevre artar. Ne kadar artar? Çevremiz 14 santim artar. Bu zor ve kıl bir soru. Bravo diyorum size. Gel bakalım bombastik bir soruya. Bombastik. Hüso Hüsoğlu'nun eşkenar dörtgen ve dikdörtgen şeklinde iki arsası bulunmaktadır. Tamam Tamela Hüsoa aynı uzunluktaki dikenli telle birinci arsasını bir kere tam çevirebiliyorken ikinci arsasını iki kere tam olarak çevirebildiğine göre ikinci arsanın kısa kenar uzunluğunu bulunuz demiş. Tonguç'um eşkenar dörtgen ne demekti hatırlar mısın bana? Eşkenar dörtgen tüm kenarları eş. Tüm kenarları birbirine eşit. O zaman burası 28 ise burası da 28, burası da 28, burası da 28. O zaman bunun çevresini söyler misin bana? E dörde birbirine eşit. Ben buradan koşuya başladım. Böyle, 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 böyle. O zaman dört çarpı yirmi sekiz değil mi Allah razı Evet hocam. Dört çarpı yirmi sekiz. Evet tebrik ediyorum seni. E, dolayısıyla dört çarpı dört kere yirmi seksen eder. Seksen eder. Otuz iki eder. Yüz on iki santimetre etti mi bunun çevresi? Evet hocam. O zaman bak birinci arasını bir kere tam çevirebiliyormuş. O zaman işte bak tam çevirdiği mesafe 112 santimetre. Çünkü çevresidir kendisinin. Ama ikinci arsızın iki defa tam çevirmiş. O zaman demek ki bunun 112 dediğimiz şey bunun çevresinin iki katıymış. Değil mi Tomuş Ermen? Evet hocam. O zaman çevresi kaçtır? 112'yi ikiye versek 56 eder bunun çevresi. Bakın arkadaşlar bunun çevresi 56 neden? Çünkü bunu iki defa çevirip, bunu bir defa çevirmiş, bunu iki defa çevirmiş. O zaman burası 56 ise Tomuş Ermen'im hemen ne yapıyoruz? Bununla bunu topla, bununla bunu topla ile çarptığında 56 ediyormuş O zaman 56'yı 2'ye böldüm. 28. Bununla bunun toplamıdır. 16 ile neyi toplasan 28'e 12'dir. Demek ki kısa kenar uzunluğumuz 12. Ödüllü sorumuzu yapın, yorumlara yollayın. Şimdiden cevaplarınızı bekliyoruz. Tamamdır hocam.